Son şunu söyleyeceğim. Yani Nedim Şener biliyorsunuz evet. içeride yattı bu haksız bir biçimde olduğuna inanıyorum ben de. Ve o bile içeride yatmış olmasına rağmen başbakan yanlış yönlendirildi diyor. Hı-hı. Ki başbakanın da Oda TV davasında Nedim Şener ile Ahmet Şık tutuklandığının ertesi günü açıklaması, yargının yaptığı bütün tutuklamaları, tasarrufları bize fatura etmeyindir. Evet, peki. Fakat sonradan yanlış yönlendirilme sonucu böyle sonuçlara yol açtı ve büyük hataları vardır hükümetin bu noktada. KCK davalarında yanlış yapılmıştır, haksızlıklar yapılmıştır, bu hususta da yanlış yapılmıştır ama bu yanlış yapılmış olması şimdi haydi topluca bütün bu ülkenin yerli sermayesini kim temsil ediyorsa onları içeri alın. Dini vakıfları kim temsil ediyorsa işte İHH'nın adı geçiyor en son biliyorsunuz. Onları içeri alın anlamına mı gelmeli? Ülkeyi peki, bu mu kurtaracaktır? Ben sizlerden izleyiciler biraz önce bir şey rica edeceğim. Bir saniye altını lütfen. Altını çizeyim. Yolsuzluk meselesinde evet. hep şu yakıştırma yapılıyor. Bakın yolsuzluk yapanların kolları kesilsin ama darbecilik yapanların kelleleri alınsın diye ben bir metafor kullandım. Evet. Yani bu bir metafor. Darbe yani dolayısıyla burada darbe yapmaya hadi şimdi ellerini keselim. Ellerini kesmeye kimse yanaşmıyor. Peki ben sizlerden izleyici önüne şunu ben de müsaade istiyorum ayrılıyorum. Gazetemle ilgili iftiraya cevap verdim. Müsaadenizle ben bu üslupla aynı odada olamam. Biliyordunuz, yayını yapacağımızı biliyorduk ama biliyorum ama bu üslupla aynı odada olamam. Ben yapmayayım. Yani burayı hak TV sanıp gelmiş herhalde. Ne var yanı yapamayacağım. Yanlış yere sonlandırmak zorunda kalacağım. İyi de yani ben fetva verip gidelim diyor. Niye ben gargara yapmayın gibi bir şey tamam ben çok rica ediyorum durumunda değilim. Lütfen İlal Hanım. Böyle o şekilde devam etmeyeceğiz çünkü yayına. Çok rica ediyorum sizden. İlal Hanım. Üzgünüm. Özür de dilerim. Peki Şükran Soner sizi de dinleyeyim sonra ben de yayını tamamlayacağım, sonlandıracağım. Evet. Şimdi gerçekten trajik bir durum. Evet, gerçekten. Hakikaten iktidar adına trajik bir durum bu. Evet. İktidarın uslubu adına trajik.